Şimdi Gökhan ve Ömer Faruk'un filmleri var. Evet. Bu evet. Kendi yolumda. Onun fragmanını görelim, filmimizin fragmanını. Buyursunlar. Bravo! İşte bravo. Alkış, alkış, alkış. Evet. Şimdi bunu da ancak Ömer Faruk'la yapabilirdiniz. Tabii ki. Bu çünkü yenilikçi adam, büyük yönetmen. Herkesin, bütün farklı seslerin ilk filmleri, önemli işleri hep Ömer Faruk. Bizim ilk klibimiz de. Evet. Sayesinde benim ortaya de ilk çıkabiliyor. Filmim. İlk film. Benim de ilk film. Öyle mi? Evet. Herkesin ilki. Yani evet. Biz de beraber de çalıştık. Beraber de çalıştık. Sınav filminde çalıştık. Müthiş adam, müthiş bir sükunet, müthiş bir anlayış, ego problemi olmayan bir sanatçı her şeyden önce. Beni yerimde tutabilen tek kişi evet. Olabilir. Müthiş, müthiş, müthiş. Peki, Gökhan Özoğuz Adana'da gittiği tamircide bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali'nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci Gökhan'a, sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın Athena Gökhan olabilir miydin sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Komedi ve dramı birleştiren filmin devamını Gökhan'ın kendini Adana'nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak gördüğü rüyası getirir. Hakikaten bu heyecan verici bir iş. Çünkü sinemanın da özellikle salonların çok dolmadığı bir sinema alışkanlığını, yani sosyalleşmenin, sinema, sosyalleşme, sinemaya gitme ritüelinin bugün özellikle gençlerde tartışıldığı günlerde, yıllarda işte böyle hikayelere ihtiyaç var. Yoksa 8 şöhreti bir araya getirip yaptık bir komedi daha değil, gişe filmi yapılacak durum değil. Bana sorarsan özel hikayelerin dijital platformlarda artık bir teviye aynı bıkkınlıkla bir şeyleri izleyen o dijital platformlar da çünkü kendi sinemasını yaratıyor bir yerden sonra ve ondan herkes memnun değil. Çünkü orada da zeka seviyesi düşüyor. İşte böyle ilham verici hikayelere ihtiyaç var. Çünkü sinemaya gitmenin hedefe kilitlenerek böyle bir işi görmek için ben sinemaya giderim demesi lazım. Yoksa zaten sinemaya gidiyorum, ver bana 8'li 9'lu şöhretli komedi filmi, ver bana kuro taklidi yapan adam komedisiyle sinema bir şey yapmayacak. Bu hikayeler sinemaya büyük bir nefes getirecek. Tebrik ediyorum. Ayrıca da çok ilham verici. Aslında fikir basit gibi görünüyor ama bayağı bir tartışması var ardından, evet. Değil mi? Evet. Ha? Ya çok fazla metafor. İçine girince zaten biraz daha fark ettik. Yani bir tek hani biri burada değil de başka bir yerde doğsaydı ne olurdun sorusunun arkasından çok daha fazla sorulacak ve cevap verilmesi gereken şey varmış meğerse. Onları da filmin içine koyduk zaten. Peki bu çocuktaki kabiliyetler listesi bitecek mi? Yani bunun bir sonu var mı bu çocuğun? Gökhan'ın yani? Mı? Evet. Yani bunun mesela yani her şeye mi bunun kabiliyeti olacak? Bunun mesela yapamadığı bir şeyler olması lazım. Bize göstermesi lazım bunlar. Diyelim ki mesela şunları yapamıyorum. Her konuda kabiliyetli. Bu kadar afacan afacan bakıyor. Onu yapamayacağı hiçbir şey yok. Afacan değil. Kızıl saçlı olduğu için bize öyle geliyor. Geçmişte böyle ön kabullerimiz var mahallelerden. Gerçekten çok yetenekli. Hayır canım, yani bakışı, duruşu. Adamdan fışkırıyor yani. Ne fışkırıyor adam? Utanıyorum şu an. Adamdan zeka. Fışkırmıyor. Sen de kime baksan fışkırıyor. Bir şey söyleyeyim. Hayır, zeka fışkırıyor. Şimdi yani. Zeka mı fışkırıyor? Gerçekten çok enteresan. Ya o adam 40 küsur yaşına gelmiş. Bu saatten sonra zeka fışkırsa ne olur? Ne olur? Neyi bir şeyi de kötü yap diyorsa ondan kötü bir ben şey. Ben övdüm zaten. Senin orada arkadan dolaşıp tekrar övmene gerek yok. Yani, övülecekse ben övüyorum. Müthişsiniz bak. Hayır, ben ne kadar seninle hemfikir olduğumu söylemek istiyorum. Ama orada senin orada bir şeyin var, böyle bir kadınsı bir şekilde aman ne fışkırıyor falan filan diyerekten adama giriyor. Ama sen fışkırmaya takıldın, ben ondan öyle. Yani ne bu? Yani bunda ne şey olur? Bunun biz böyle olduğunu hiç anlamadık. Allah'tan kızardığım belli olmuyor. Herhalde senin 260 IQ'un olduğu için bir tek sen anlıyorsun. Oysa biz kompliman yapıyor gibi. Hayır, evet, komplimana sabah. İhtiyaç yok. Program dürüst bir program. Her önüne geleni övme. Burada ben varım. Ya mükemmel. Başka ben yere gittik konu. Bana aşık mısın? Bunu yazıp imzalar mısın? Tabii.
Alnına Okan'a aşığım yazabilir miyiz? Görme yaptırayım mı? Buraya Predivice, buraya Okan'a aşığım. Peki, müthiş.